Trabzon şampiyonu. Tabii şimdi soyunma odasında şey, bu meşhur kutlama görüntüsü var, bu telefonlarla ışıkla yapılan. O bütün sosyal medyada da yer buldu tabii. Burada insanlar soruyor. Dedim normal. Konuşuyorlar yani. Haberleri var. Sen görüntüleri istediğin zaman neler hissettin? Çok hoşuma gitti. Gerçekten zaten çok uzun süredir beklenen bir şey yani bu kutlamayı yapmak. Yani Trabzon halkında tanıdığım için, insanlarını bildiğim için çok güzel bir şey başardılar yani. Hem hocasıyla, takımıyla, taraftar, yönetim. Yani çok güzel bir iş başardılar. Sonuna kadar da hak ettiklerini düşünüyorum bu seneye. Ve bu belki de devamı da gelecek çünkü çok güzel bir hava yakaladılar. Ne yani çok mutluluk vericiydi ben çünkü hani o içlerinden birisi orada oynamış birisi olarak onlar için ne ifade ettiğini az çok anlayabiliyorum. İlk daha benim çağrılmadığım kampta hoca beni aradı sağ olsun, teşekkür ederim ve hani bir karar aldığını söyledi. Bundan sonra daha fazla oynama ritmini yakalamış oyunculara devam edeceğini söyledi. Ben de hocaya saygı duyduğumu söyledim. Tabii ki. Olabilir. Ama bu hiçbir zaman tekrar geri dönmeyeceğim anlamına gelmez. Bunun daha demin de dediğim gibi bilincindeyim. Futbolda iyisiniz, iyisinizdir. Bazen istemediğiniz durumlar da olabilir. Ama bunun benim futbolculuğumla veya başka bir şeyle ilgili olduğunu düşünmüyorum. Bazen bu performans sporu yapıyoruz. Bazen işler iyi gider, bazen yolunda gitmez. O yüzden hocaya da saygı duyduğumu söyledim. Milli takım forması tabii ki çok kutsal hepimiz için. Ben de her zaman orada olmak istedim. İsterim. Dediğim gibi benim hedeflerim var tabii ki ve milli takımda bunlardan bir tanesi. Her zaman her fırsatta orada olmak isterim. İhtiyaç duyduğum halinde. Dünya Kupası'na katılamamak Türk futbolcuları neler kaybettiriyor sana göre? Yani üzücü bir durum tabii ki. Biraz da duygusal bir maçtı yani. Çok gitgelli bir maçtı. Ya Dünya Kupası'nda Türk futbolcusu için değil, herhangi bir futbolcu için de bence iyi bir olay değil. Yani oraya kadar yaklaşmışken bir de gruplara da çok iyi bir başlangıç yapmıştık. Ondan sonra bazı talihsizlikler oldu. Ama yine de sonuna kadar geldik. Katılma şansımız vardı. Yani üzücü, tabii ki üzücü. Yani her futbolcu Dünya Kupası yani o var olan turnuvaların en büyüğü. O yüzden. Peki, Euro 2024'de katılma şansımız nasıl görüyorsun? Yani Almanya'da olacak. Başımızda da bir Alman hoca var şu an. Bir de uzun süredir zaten... Ya bu ne kadar etkiler bilemiyorum tabii ki ama... Yani ama bunu yapabileceğimizi gösterdik bence. Yani bunu yapacak güce sahip bir takımımız var bence. O havayı, o şeyi yakaladığımızda neden olmasın? Yani elimizden geleni yapacağız tabii ki. Burada en çok kafalarına kazınan şey taraftarlarımız. Yani genelde ambiyanstan ve ateşli taraftarlarımızdan bahsediyorlar genelde. La Liga temposu çok yüksek bir lig. Aslında şöyle dışarıdan baktığım zaman şöyle bir algı var. Yumuşak bir lig olarak gözüküyor. Ama aslında tam tersi. Çok çok sert bir lig aslında. Ve alanların çok dar olduğu bir lig. Bunu daha önce de söyledim. Yani Premier Lig ile arasındaki farkı bakarsak Premier Lig'de daha hızlı dayalı ve daha direkt bir futbol var. Burada daha çok topa sahip olan daha taktiksel bir oyun var. Ya ama ikisi de bence dünyanın bence en iyi iki ligi. Ama farklı stilde ikilik. Yani oyuncu fiziklerine de baktığınız zaman burada daha top ayaktığın, daha kıvrak oyuncular varken orada daha hızlı, süratli, güçlü oyuncuların olduğu bir lig. İkisini de tecrübe etme şansım oldu. O yüzden şanslı hissediyorum. İngiltere'de oynamaktan keyif almıştım. Ama burada da oynamaktan keyif alıyorum. Sonuçta La Liga dünyanın en iyi liglerinden bir tanesi. Ve dediğim gibi çok keyif alıyorum burada oynarken de. Transfer işi birazcık, yani biraz da kısmet işi. Bunu hani düşünerek kendimi tekrar gitmeliyim gibi bir düşüncem yok. Ama öncelikli hedefim buradayım ve Getafe kulübündeyim ve buraya faydalı olmak için çalışıyorum. Ondan sonrasını hayat kendi gösterecek. Ya hoca ilk geldiğin günden beri benimle diyalog halinde çok insan olarak değil ve antrenör olarak da kendi mentalitesini oyunculara geçiren bir
hoca. Yani onun bizden istediklerini gayet iyi biliyoruz. Nasıl oynamamız, takım olarak nasıl oynamamız gerektiğini. Bize iyi geçiren bir hoca. Bence bu sene takımı, Getafe takımıyla yaptığı, özellikle ilk yarıdan beri başlayan bir süreç var. Çok zor bir iş. Yaptığı kolay bir şey değil. Bence çok başarılı bir teknik direktör olarak görüyorum.